Sezonun son kupasından herkese merhaba arkadaşlar. İlk maçımızla başlıyoruz. Catch Cup'ta Shadow Mewtwo, Credent'e karşı hemen hızlı şekilde body slam doldurmaya çalışacağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Oo, bir kalkan aldık, güzel oldu. Hemen tekrar body slam dolduracağız. Burada kalkan açacağız. Mewtwo'nun ne saldırısı olduğunu görelim bakalım. Thunderbolt elektrik saldırısıymış ve rakip değişime gitti. Bir Swampert aldı. Ona da hemen body slam vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Tekrar. Kalkan kullanmadı. Tekrar body slam dolduracağız. Burada biz de kalkan kullanmayacağız. Hydrocannon geldi. Tekrar body slam dolduracağız. Kalkan açmazsa gider. Ve kalkan gelmedi. Swampert'i aldık. Güzel oldu. Sıradaki Mewtwo'ya mı geçecek? Bakalım. Tekrar body slam vuracağız. Bir Aerodactyl'mış. Tekrar hızlı şekilde body slam dolduracağız. Bakalım kalkan gelir mi? Yine mi kalkan açmayacak? Kalkan açmadı. Hemen biz de Zoroark'a geçiyoruz. Zoroark etkili şekilde vuruyor. Kalkan açmayacağız burada. Aerodactyl'a. Bakalım ne saldırısı vuracak, kaya mı? Tek attı. Neredeyse. Acid Power. Zoroark gitti. Artık hiç Salazsa'ya kaldı. Hızlı şekilde Poison Fang kasacağız. Defansını düşürmek için. Bakalım. Son kalkan da geldi. Tekrar Poison Fang dolduracağız. Ve maçı aldık. İkinci maçla devam ediyoruz. Credent karşısında Staraptor Shadow. Topluluk günü olmuştu daha önce. Hemen yine body slam doldurmaya çalışacağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Ve kalkan gelmedi. Burada yine body slam kasacağız. Kalkan açacağız. Çünkü Staraptor'un dövüş atağı var. Credent'e etkili şekilde vuruyor. Rakip Close Combat attı dövüş atağını ve değişime gitti. Tekrar body slam kullanacağız Venusaur'a. Kalkan gelmedi. Yine body slam dolduracağız hızlı şekilde. Burada kalkan geldi. Bir kalkanı kaldı. Tekrar body slam dolduracağız. Burada kalkan açmayacağız. Hemen hızlı şekilde Salazsa'ya geçtik. Fast'ı ateş olduğu için etkili şekilde vuruyor. Venusaur'a. Burada kalkan kullanacağız. Bir zehir atağı geldi Slash Bomb Venusaur'dan. Venusaur'u alt ettik. Bakalım rakip hangi Pokemon'u seçecek. Yine hızlı şekilde Poison Fang vuracağız. Defansını düşüreceğiz. Kalkan geldi rakipten. Biz de hemen değişime gittik. Sonra arka aldık. Burada kalkan kullanmayacağız. Rakibin son Pokemon ne acaba? Onu göreceğiz. Close Combat vurdu. Ve bir Charizard. Hemen ejderha atağı vuracağız. Dragon Pulse. Ve tek attık, güzel oldu. Shadow Charizard'a. Straptor da gitti. Bu maçı da aldık. Sıradaki maçta devam ediyoruz.
Greden Swampert'e karşı yine Body Slam'da olacağız hızlı şekilde. Bakalım rakipten kalkan gelecek mi? Rakipten bir kalkan geldi. Tekrar Body Slam dolduracağız. Burada kalkan kullanmayacağız. Hydra Cannon geldi. Topluluk günü hata. Tekrar Body Slam dolduracağız. Bakalım kalkan gelecek mi? Bir kalkan daha geldi. Rakibin kalkanı kalmadı. Burada yine kalkan açmayacağız. Greden'i feda edeceğiz. Ve Salazze'ye geçeceğiz tekrar. Salazze ile. Burada kalkan açacağız. Yine bir Hydro Cannon geldi. Hemen Poison Fang açacağız yine. Defansını düşüreceğiz. Rakibin kalkanı kalmadı. Gitti, güzel oldu. Bakalım hangi Pokemon'u seçecek. O bir Mug. Yine Poison Fang açacağız. Zehir hata. Defansını düşüreceğiz. Fast'imiz ateş etkili vuracağız. Tekrar bir Poison Fang vuracağız. Burada kalkan kullanmayacağız. Son Zoroark'la devam edeceğiz. Ben Zoroark'la hızlı şekilde. Ve son Pokemon'unu göreceğiz. O bir Shiftry. Karanlık tipi atak vuracağız ona. Karanlıktan etkili ya. Çimen karanlık tipi. Fall Play vurduk. Karanlık hata. Tekrar Fall Flay dolduracağız. Ve bu maçı da aldık. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Greden Treventent'e karşı karanlık türü. Treventent karanlık çimen türü. Bu metada en iyi 3 Pokemon'dan biri ayrıca. Kupada. Hemen Crunch vuracağız. Karanlık saldırısı. Ve değişime gidip Salazze ile devam edeceğiz. Fest ateş. Etkili şekilde vuruyor. Burada kalkan kullanmayacağız. Bakalım Hitmonlee'den ne saldırısı gelecek. Close combat. Neredeyse tek atıyordu bize. Ve Hitmonlee'yi alt ettik. Hemen yine Poison Fang kullanacağız. Defans düşürme saldırısı. Rakipten bir Gengar geldi. Hemen Zoroark'la devam ediyoruz. Kalkan kullanmadı rakip. Zoroark etkili şekilde vuruyor hayalete. Gengar'ı alt ettik. Ve Treventent'a kaldı. Yine Poison Fang vuracağız ona. Zehir hata hem defansı düşecek. Rakipten kalkan gelmedi. Rakip de pes etti sanırım. Ve bu maçı aldık yine. Sıradaki maçla devam ediyoruz. Rakip Bevenizar bizde Gradant. Yine aynı şekilde Body Slam dolduracağız. Hızlı şekilde. Bakalım kalkan gelecek mi? O rakip kalkan açmadı. Tekrar Body Slam dolduracağız. Rakipten ilk atak geliyor. Bakalım zehir mi, çimen mi yoksa karanlık atağı mı? Frenzy Blunt, topluluk günü hata. Kalkan açmadık. Tekrar Body Slam vuracağız. Rakip kalkan açacak mı bakalım. Rakip yine kalkan açmadı. Israrla kalkan açmıyor. Tekrar Body Slam vuracağız.
Yine kalkan gelmedi. Venusaur'u alt ettik. Bakalım sıradaki Pokemon hangisi? O bir Swampert. Body Slam vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi? Yine kalkan gelmedi ısrarla. Atak kasıyor herhalde. Biz hemen Zoroark'la devam edeceğiz. Rakip atak kastı muhtemelen. Kalkan açacağız burada. Hidrokanon geldi. Topluluk Hinata. Tekrar kalkan açacağız. Ve Swampert'ı alt ettik. Son Pokemon. Ve iki kalkanı var rakibin. Hemen değişime gittik. Festimiz ateş. Etkili şekilde vuruyoruz Abomasnow'a. Değil iki kalkanı. Çok daha fazlası lazım. Direnmesi için. Rakipten ilk saldırı geliyor. Bakalım. Weatherball geldi. Rakip çaresiz. Festimiz ateş ve maçı hızlı şekilde aldık. Kötü yakalandı. Sıradaki maçla devam ediyoruz. Gradent, Medicham'a karşı. Hızlı şekilde Body Slam alacağız. Medicham bizden üstün olan taraf dövüş ataklarıyla. Bakalım kalkan gelecek mi? Kalkan gelmedi. Tekrar Body Slam'da olacağız. Kalkan açmayacağız. Bakalım pisicik mi vuracak, buz atağı mı? Bir buz atağı geldi. Ice Punch. Hızlı şekilde Crunch vurmayı deneyeceğiz. Karanlık atağı. Yine kalkan gelmedi. Son Body Slam'ımızı vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi? Bir kalkan geldi. Hemen Salazar'a geçeceğiz. Burada kalkan kullanacağız. Bir Ice Punch geldi. Buz yumruğu yine. Rakip değişime gitti. Bir Galarian Stonefuss kaldı. Bu kupadaki en iyi Pokemon. Sıralamada birinci sırada. Hemen bir ejderha atağı vuracağız. Oo, diğer kalkan da geldi. Rakibin kalkanı yok. Burada kalkan açmayacağız. Rock Slide tek attı. Son Zoroark'la devam edeceğiz. Hızlı şekilde Foul Play'i doldurmaya çalışacağız karanlık atağını. Burada son kalkanımızı kullandık. Yine Rock Slide vurdu. Hemen Foul Play'i vuracağız. Stunfusk'ı alt ettik. Tekrar bakalım hangi Pokemon'la devam edecek. Son Pokemon mu? Medicham'a geçti. Medicham'ı da alt ettik. Hızlı şekilde Travanta'da karanlık bir vuruş vuracağız. Karanlıktan etkili yiyor. Kalkanı yok rakibin. Tek attık ve bu maçı da aldık. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Gradant, Toxicroak karşısında. Zehir dövüştür Toxicroak. Yine Body Slam doldurmayı deneyeceğiz. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Kalkan gelmedi. Güzel oldu. Yine Body Slam dolduracağız. Bakalım bu kez kalkan gelecek mi? Kalkan geldi. Burada kalkan açmayacağız. Bakalım bir dövüş atağı mı gelecek? Dinamik yumruk, Dynamic Punch geldi. Hemen Salazar ile devam edeceğiz. Salazar'ın feste ateş olduğu için zehiri etkili şekilde vuracak. Ve Toxicroak'ı alt ettik. Hemen bir ejderha atağı vuracağız. Lanturna.
Bakalım kalkan gelecek mi? Kalkan yine gelmedi. Poison falan kuracağız. Defansını düşüreceğiz. Burada kalkan geldi. Kalkan kullanacağız burada. Surf geldi. Tekrar Poison Fang vuracağız. Oo, Lantern de gitti. Bakalım son Pokemon ne? O Galar Stunfisk Fest ateş olduğu için etkili vuruyor o zaman. Poison Fang kuracağız, yine defansını düşüreceğiz. Zararkla devam ediyoruz. Kalkan kullanmayacağız. Karanlık atağını doldurmayı deneyeceğiz. Full play. Rock Slide etkili vurdu. Tekrar Full play vurmayı deneyeceğiz. Ve bu Full play ile de bu maçı da alacağız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.